Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde parkur dosyalarını biraz daha boyutlarını küçültmeye çalışacağız. Bunun için en büyük yardımcımız tabii ki resimlerin küçük boyutlu kaydedilmesi. Özellikle bu küçük resim dediğimiz resimler aslında boyutlar çok küçük değil. Çünkü parçalı dosya olduğu için her biri farklı materyal ve çok fazla yer kaplıyor. Ayrıca normal dışarıdan entegre ettiğimiz resimlerde de resmin boyutuna bağlı olarak çok dikkat etmiyoruz. Örneğin bize 200'e 200'lük bir resim yeterli olması gerekirken 1024'e 768'lik bir resmi koyup onu çerçevelerinden 200'e 200'e küçülttüğümüz zaman normalde resim kalitesi çok daha yüksek olmasına rağmen küçük boyutlar görünüyor. Aslında pikseli yüksek olduğu için de dosyamızı şişirmiş oluyor. Tabii ki biz bu resimlerin boyutlarını biraz kalitelerini düşürerek ayarlarsak toplam dosya boyutumuz da otomatikman düşmüş olacak. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Hemen örneğimize gelelim. Biliyorsunuz aynı örnek üzerinden gidiyorum zaten. Burada çok fazla resim şekil yok ama illaki fark edecektir. Dosya menüsüne geliyoruz. Burada medya boyutu ve performansında medyayı sıkıştıra tıklıyorum. Burada seçmiş olduğunuz kaliteye göre resimler düşecek. Düşük kalite derseniz tabii ki çok daha hızlı bir şekilde yer kazanımı olacak. Şu anda sesleri sıkıştırıyor. ...1.2 MB kadar boyut azaldı. Zaten 1.5 MB dosyamız 0.3 MB'lık bir değere düşmüş oldu. Geri alıyoruz. Sunum kalitesinde yaptığımız zaman ne kadar bir kazanım olacak ona bakalım. Biliyorsunuz buradaki sesler benim ses kaydettik. Yani sunumumuzu sesli hale çevirdiğimizdeki kaydettiğimiz sesler. Kendi sesleri zaten çok küçük. 1.2 MB yine aynı. Çok bir şey fark etmedi. Sıkıştırmayı iptal ediyorum. Gördüğünüz gibi 1.5 MB'lik bir dosya. İsterseniz işlemi tamamlayalım. Bir farklı kaydet yapalım. Tam olarak arkadaşlar görsün. Aklında bir soru işareti kalmasın. Buradaki PowerPoint'teki ses kayıtlarını yaparken, yani sunumunuzu anlatırken ki PowerPoint'te kaydettiği ses dosyalarının uzantıları WAV dosyası. Biliyorsunuz WAV sıkıştırılmamış bir dosya biçimi. Bu yüzden de çok fazla yer kaplıyor. Hemen farklı kaydet diyorum. Masa üstüne 2 olarak kaydettim bu sefer. Bakalım aradaki kayıt işlemi tamamlansın. Şuradaki işlemimizi geri alalım. Veya dosun çok önemli değil. Bu ikinci dosyamız boyutu 458 kilobayt. Normal ham dosyamızın boyutu ise 1.5 MB. Önce gibi 1 MB yakın bir dosya kazanma oldu. Tabii ki bu 10 sayfalık bir sunuda bu kadar yer kazandık. Aslında oldukça iyi. 200-300 sayfalık bir sunu olduğunu düşünürseniz bunun 300 sayfada yaklaşık 30 katı bir yer kazanacak. Bu da 50 MB yapıyor. E-posta ile internet üzerinden gönderirken de bize çok büyük bir esneklik sağlayacak. Dosya boyutunu nasıl azaltacağımızla ilgili olarak hazırladığımız video burada sona eriyor. Bir sonraki PowerPoint dosyası ile ilgili olarak hazırlayacağımız videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.